Felsefe Atölyesi'nin biricik öğrencilerine sevgiler, selamlar. Bugün 15. ve 17. yüzyıl felsefesinden 8 soru çözeceğiz. Kırmızı testimizi, simülasyon testimizi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Simülasyon testimizdeki ilk soruya baktığımızda bilimde ulaşılan genellemelerin yararı sorulmuş. Yakınlaştıralım, parçada bunu bulmaya çalışalım hocam. Diyor ki bilim sadece olayları betimlemekle kalmaz. Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini de araştırır. Bu süreçte olgu ve olaylara bakarak bunlar arasında bağlantı ve ilişkileri arayarak genellemelere varmaya çalışır. Bilimsel inceleme yöntemiyle ulaşılan genelleme doğanın işleyişine etkili olan bir yasaymış. Yasaları araştırıp bulmakla varlığın nedenselliği anlaşılır. Böylece Aynı türden olayların akışı da keşfedilmiş olur. Yani benzer olaylarla ilgili de genellemelere gidebiliriz. Onlarla ilgili bir sonuç çıkarabiliriz. Onları da keşfedebiliriz diyor. Zaten ne yapmış? Sorunun cevabını son kısma saklamış hocam. Şimdi bakalım A şıkkı bilimin teknoloji aktarılmasını sağlar mı? Sağlamaz. Bulguları uygulamaya aktarmak yok hocam. Farklı olayları aynı ilkeyle açıklamak yok. Doğada olanı gibi ya yani olan olduğu gibi aktarmak yok hocam. Bak E şıkkına ne güzel. Benzer nitelikteki olayları birlikte açıklamak bilimde ulaşılan genellemenin faydası mıdır? Evet hocam öyledir. Cevap E şıkkıdır. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışların hangisiyle açıklanabilir? Diyor ki madde ve zihin ya da ruh ve beden birbirinden farklı ancak aynı anda var olan iki ayrı tözmüş hocam. Ruhun özelliğini sayacak sonra maddenin özelliğini sayılacak. Yani varlık vardır ve varlığın temelinde iki farklı töz vardır. Biri ruhtur, ruhun kendisine düşünce de deniliyor aynı zamanda. Diğeri de maddedir. Yani bedenin kendisi diyelim hocam. Şimdi varlığın temelinde iki farklı faktörü gören, iki farklı etkeni gören kişi kimdir? Descartes'tir. Peki Descartes'in bu yaklaşımına ne diyoruz? Dualist yaklaşım diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Descartes'a göre Ruh ve beden ya da düşünce ile madde birbirine indirgenemez. Çünkü her ikisinin nitelikleri birbirinden farklıdır. Hadi gel üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya geldik. Bu sorumuzda modern düşünceyi skolastik felsefeden ayıran özellik sorulmuş. Bakalım hangisi bu özellik değildir? Hemen özetleyelim hocam. Modern düşünceyi gördün her yerde. Aklına gelmesi gereken şey akıl olsun hocam, bilim olsun hocam, felsefe olsun hocam, ondan sonra ne olsun? İnsanın kendisi olsun, insana verilen değer olsun. Peki hocam, skolastik düşünceyi gördüm her yerde aklıma ne gelecek? Din gelecek hocam, din gelecek hocam, din gelecek hocam. O kadar çok yazdım ki aklından çıkmasın. Şimdi bakalım, konusunu bireyden mi alır modern düşünce? Evet hocam. Peki inanç ve aklın birbirinden ayrılması söz konusu mudur? Evet hocam. Birey ön plana çıkmış mıdır? Yazlık hocam çıkmıştır. İnanca önem verir mi? Skolastik felsefe önem verir. Dolayısıyla bu modern düşünceyi skolastik felsefeden ayıran bir özellik değildir. Rasyonel düşünceye önem verir. Hocam rasyonel düşünceyi anlatmadınız. Anlattık hocam. Akıl demek rasyonel demektir. Rasyonel olmak demek akılcı düşünmek demektir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır diyelim ve dördün sorumuza bakalım. Bu sorumuz Spinoza ile ilgili bir soru. Sorunun köküne geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Spinoza panteist bir filozoftur. Yani ona göre Tanrı ve evren bir ve aynı şeydir. Tanrı evrenin dışında aramamak gerekir. Tanrı evrene içkindir. Şimdi soru köküne bakalım. Buna göre Spinoza Tanrı'yı aşağıdakilerden hangisiyle eş değer tutmaktadır. Parçaya bakıyorum. Spinoza'ya göre var olan her şey bir nedenden dolayı var olmalıdır. Bunun böyle olabilmesi için ilk nedene ihtiyaç duyan Spinoza ilk neden için öncesiz ve sonrasız olmalı demiş. Var olmak için kendinden başka bir nedene muhtaç olmamalı, kendi özünün gereği olmalıdır der. İşte Spinoza'nın tanrısı her şeyin ilk nedenidir. Her şeyin özüdür. Her şeyin altında var olandır. Yani her şeyin kaynağında onun tanrısı var hocam. Şimdi bakalım nesnelerde bulunduğuna inanılan ruhsal bir güç. Hiç ruhtan bahsettik mi? Hayır hocam. Bütün varlıkların temelinde bulunan öz mü? Vallahi aynısını söyledik. O halde cevap 5 yakıdır. Devam edelim. Varlığın neliğini kavrayan insan bilinci midir? Hayır 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 değildir hocam. Peki her bir varlığı diğerinden ayıran öz mü? Hayır. İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan idamı değil. Bütün varlıkların temelinde bulunan tözün kendisi, özün kendisi Spinoza'nın tanrısıyla eşdeğerdir. Cevap da beş yıkıdır. Gelsin 5. soru. 5. soru uzun bir soruya mı benziyor? Evet hocam. Spinoza'yla ilgili bir soruyu bitirdik. Leibniz'le ilgili bir soruya geldik hocam. Şimdi ne diyor? Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Leibniz varlığı sonsuz sayıdaki monat adını verdiği cevherlerle açıklamıştır. Leibniz'e göre iki türlü doğru vardır aklın ve olguların doğrusundan bahsediyor hocam. Bir takım kavramlar baştan beri akılda bulunmaktadır örneğin geometrinin kavramları duyulardan edilemez. Doğuştan olan bilgilerimizin başında aynı zamanda tanrı düşüncesi de gelir. Yeni doğan bir çocuk örneğin geometrinin kavramlarını bilmez ama bunlar onun ruhunda gizlidir hocam. Hiç bende pek ortaya çıkmadı her neyse ruhun derinliklerinde yalnız kavramlar fikirler değil bir takım ilkeler ve doğrular da saklıymış. Özdeşlik Çelişmezlik ilkesi gibi Leibniz aklın kendisinde bulunan ve çelişmezlik ilkesine dayalı olan doğrulara öncesiz, sonrasız ve zorunlu doğrular adını veriyormuş. İkinci doğru çeşidi ise deneyden gelen olguların doğrularıdır. Aklın doğruları zorunluymuş, olguların doğruları ise tesadüflere bağlıdır. Bunlar yeter sebep ilkesine dayalıdır. Yani doğuştan getirdiğimiz aklın doğruları zorunludur hocam. Bunlar genel geçerdir. Her insanda bulunmaktadır. Ben desen de sende onda değişkenlik göstermiyor. Geometri bilgisi, tanrı bilgisi, aklın ilkeleri ama deneyin bilgisi olan olguların bilgisi tesadüf sonucunda oluşmaktadır. Yeter sebep ilkesine dayanmaktadır. Yanılabilmektedir insana göre de değişkenlik belki gösterebilmektedir. Şimdi bakalım hangi şıkkı doğru olarak kabul edeceğiz. Olgulara dayalı elde edilen bilgiler doğru mudur? E zorunlu değil, tesadüfen biliniyor. Tesadüfen bilinen şeyler doğru mudur? Leibniz'e göre değildir. Çünkü o aklın kendisini önemsemektedir hocam. Doğuştan zihin boş bir sayfa mıdır? Maşallah doldur. İçinde aklın ilkeleri var, geometri var, Tanrı'nın bilgisi var. Ele gitsin hocam. Kesin bilgi imkansız olduğu için. Hayır, kesin bilgi imkanlıdır. Akıl bize kesin bilgiyi verir Leibniz'e göre. Ele gitsin. Peki akla dayanan bilgiler genel geçer midir? Tüm insanlık için zorunlu mudur? Evet hocam o halde cevap D şıkkıdır diyoruz. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı soru Thomas Hobbes'la ilgili bir soru. Şimdi Hobbes denilince şunları aklına getir. Hobbes egoizmin temsilcisidir. Yani ona göre bütün insanlar bencildir. İnsan insanı kurdudur. İkinci bir durum ise Hobbes denilince aklına demokrasi gelmesin onun devleti monarşiktir, totaliterdir, baskıcı bir devlet modelidir. İki şey söyledim bakalım hangisi var. Thomas Hobbes'un bu sözlerine dayanarak onun hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? Uyruğunun özgürlüğü egemenin sınırsız gücüyle tutarlıdır. Egemenin hangi gerekçeli olursa olsun bir uyruğa yapabileceği hiçbir şey adaletsizlik, haksızlık olarak adlandırılamaz. Çünkü her uyruk egemenin yaptığı her eylemin nedenidir. Yani baştaki kişi istediği her şeyi yapabilir. Çünkü ona tabi olan uyrukların faydasına yapmaktadır. Yani onun yaptığı şey haksızlık değildir, adaletsizlik değildir. O yüzden dedim onun devleti totaliter yani baskıcı bir devlet modelidir. Onun devletine göre onun devletin başında bulunan kişi sınırsız yetkilere sahip olması gerekir. Şimdi bakalım A mutlak eşitliğe dayalı bir devlet var mı? Hayır hocam. Öyle bir devlet yok. Bu devlet sosyalist bir devlettir. Ama Hobbes'in devleti maalesef baskıcı bir devlettir. Ele gitsin. Peki devleti mutlak bir otorite olarak konumlandırmış mı? Devlet her şeyin üzerindedir ve mutlak bir yetkiye, sınırsız bir yetkiye mi sahiptir? Aynen öyle hocam. Devam edelim. Bireylerin ahlakça olgunlaşmasını önemser mi? Aristoteles olsaydı belki evet derdim. Hobbes'te böyle bir şey yok hocam. Devleti evrensel hukuk kurallarına dayatıyor mu? Hayır hocam dayatmıyor. Devleti ortak mutluluk idealine göre tasarlamış mı? Tasarlamamış hocam. Cevap 5 yıkıdır. Gelelim 7. soruya. 7. sorumuzda verilen bir parça var. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye sorulmuş. Parçada Descartes'ı görüyoruz. Diyor ki Descartes birçok kez rüyalarını gerçek sandığını anlatır. Rüya gördüğü anda rüya görmediğinden emin olmadığı gibi uyanıkken gördüklerinin de rüya olmadıklarından emin olamayacağını fark eder. Bu durum rüya olarak gördükleriyle uyanık halinde gördüklerinin birbirinden kesin olarak ayırmanın mümkün olamayacağını göstermektedir. Güzel. Yani gerçek bir dünyada mı yaşıyoruz? Rüya aleminde mi yaşıyoruz? Bilmiyor bu gerçekliği hala ayırt edememiş. Acaba demiş bütün yanlışları, yanılsamaları, gerçek sanmamıza gücü yetecek hatta iki kere ikinin beş ettiğini beni inandırabilecek bir şey var mıdır demiş. Sonra Descartes bu kuşkular içerisinde umutsuzluğa kapılmak üzereyken nihayet her şeyden kuşku duysam da kuşku duyuyor olmamdan kuşku duyamam. Düşünüyor olmamdan kuşku duyamam. Düşünüyorsam o halde ben varım fikrini ortaya atmıştır hocam. Şimdi neye ulaşabiliriz? Bilincin yönelimi nesneden özneye doğru mudur? Hocam burada düşünen bir ben var mı? Var. Bu öznedir. O halde özneden nesneye doğru, özneden varlığa doğru olması gerekir. Güzel bir şıkmış ama düşmüyoruz, eliyoruz hocam. Özne varlığın varlığından emin olamaz mı? E oldu. Düşünüyorsam o halde varım dedi. Ele gitsin hocam. Varlığın tanığı öznenin kendisi midir? Aynen öyledir. Varlığın kendisi öznenin kendisidir. Düşünüyorsam o halde varlık olarak ben varım. Temelde ne var? Özne var hocam. O halde C şıkkını işaretliyorum. Peki varlığın neli özneye göre değişir mi? Değişmez. Varlığın varlığı maddeye bağlıdır. Hayır, özneye bağlıdır. Cevap C şıkkıdır. 8. ve son sorudayız. Bu sorumuz Rönesans felsefesiyle ilgili bir soru. Diyor ki buna göre Rönesans felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Ortaçağ boyunca Avrupa'da hüküm süren dini, feodal ve dogmatik düşünce yapısı Rönesans ile birlikte ne olmuş? Sorgulanmaya başlanmış ve Rönesans felsefesi bu dogmatik anlayışa meydan okumuş ondan kurtulmak istemiş. Rönesans düşünürleri kilisenin baskısı altında kalmış olan düşünce özgürlüğünü yeniden elde etmek ve insanın potansiyelini daha geniş bir şekilde keşfetmek istemiş. İnsanın potansiyelinin farkına varılması, insanın bilgiye ve deneyime dayalı olarak gelişebileceği anlayışını desteklemiş. Rönesans düşünürleri sadece kilisenin doktrinlerine, orta çağın düşünce kalıplarına dayalı değil, kendi akıl yürütmelerine ve gözlemlerine dayalı Özgün görüşler oluşturmayı amaçlamışlar. Bu bilimden sanata kadar pek çok alanda yeni ve yaratıcı fikirlerin gelişmesine olanak tanımıştır hocam. Yepyeni bir çağ, yepyeni bir anlayış, eski anlayışı eleştiren bir anlayış görüyoruz hocam. Şimdi bakalım ortaça felsefesinin kısıtlayıcı değerler sisteminden kurtulmak istemiş mi? Evet hocam. Özgün görüşler, yaratıcılığı ön plana çıkarmışlar mı? Evet hocam. Özgün görüşlerin yerinde işaret diyelim. Peki insan merkezli bir düşünce midir? Evet hocam. Bakın burada özellikle insana vurgu vardı. Peki geçmiş dönemin felsefesinden beslenmiş mi? Hayır onu inkar etmiş. Onu reddetmiş. Onu eleştirmiş hocam. Ha tamamen bir kopuş yoktur ama ondan beslenmek yerine onu eleştiren, ondan kurtulmak isteyen bir anlayış var devam edelim. Düşüncenin kilisenin etkisinden uzaklaşmaya başladığı bir dönem midir? Kesinlikle öyledir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Soru çözümümüzü burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>